Arkadaşlar merhaba. Bu videoda yine bir kitap üzerine konuşacağım. Zaman zaman videolarda bahsediyorum. Böyle indirimde görüp aldığım kitaplar oluyor diye. Bu kitap da öyle. İndirimde görüp hakkında hiçbir şey bilmeden aldığım kitaplardan. O yüzden de alıp kitaplığıma koydum ve okumaya bir türlü sıra gelmemişti. Çünkü genelde öneriyle hakkında bir şeyler duyarak aldığım kitapları ya da beğendiğim yazarlara ait başka kitapları aldığımda önceliği onlara veriyorum. O yüzden epey geç oldu ama nihayet okuduğum bir kitabı. Ve kitap bittiğinde bu kadar geç okuduğum için gerçekten çok pişman oldum. Çünkü şu anda satışta olmayan bir kitap bu internetten gördüğüm kadarıyla. Belki sahaflarda falan bulunabilir bilmiyorum ama internette yoktu en son baktığımda. Kötü haber şu ki bu kitap 3 kitaplık bir serinin ilk kitabı. Kitabı bitirir bitirmez hemen diğer kitapları sipariş vermek için internette dolaşmaya başladım ama yoktu. Okumaya geç kalmamış olsaydım devamını da okuyabilecektim yani. Malum çok fazla kitap yayımlandığı için ve popüler kitapların tam anlamıyla popüler olup pastanın büyük kısmını kapladığı için diğer kitaplar ikinci planda kalabiliyorlar ve biz de onları kaçırabiliyoruz. Bu kitap da bence öyle bir kitaptı. Çünkü kesinlikle kötü bir kitap değil. Hikayeye girmeden önce biraz teknik kısımlardan bahsedelim. 2011 yılında Doğan Kitap tarafından birinci baskısı yapılmış. Sıla Okur çevirisiyle yayımlanmış. 378 sayfalık bir kitap bu. Yazarı ise John Twelve Hawks. Doğan Kitap'ın sitesinde okuduğuma göre, fakat bu bilgi güncel olmayabilir. Sonuçta 2011 yılında girilmiş bir bilgi ve artık geçerliliği olmayabilir bunun. Ama işte bu bilgiye göre yazarın ismi gerçek ismi değilmiş. Bir takma isimmiş bu. Yazarın editörü dahi kendisiyle yüz yüze görüşmemiş. Röportaj vesaire yapılması gerektiğinde bunu e-mail aracılığıyla yapıyormuş. Televizyonu falan da yokmuş. Sistemin tamamen dışında kalmaya çalışan biriymiş. Tıpkı kitaptaki soytarılar gibi. Soytarılara da birazdan değineceğim zaten. Ama tabii dediğim gibi yazarın bu durumu artık geçerli olmayabilir ya da en başından beri bu bir pazarlama hilesi de olabilir. Bunu bilemiyorum. Biraz kitabın konusundan bahsedecek olursam, öncelikle kitapta bizim gibi normal insanların dışında yolcular, soytarılar ve tabula ya da diğer adları biraderler olan bir grup var. Hani hep dünyayı yöneten aileler olduğu söylenir ya, birçoğumuz bu tarz bilgileri bir şekilde duymuşuzdur. Aslında bu kitaptaki tabula yani biraderler bir anlamda o aileleri temsil ediyor gibi. Bir ülke değil, tüm dünyayı kontrol altında tutmayan, daha doğrusu bütün insanları kontrol altında tutmaya çalışan bir grup tabula. Yani her yere elleri uzanan bir grup bunlar. Tabulanın yegane amacı tüm insanları kontrol altında tutmak. Hiçbir insan kendisinden bağımsız olarak hareket etsin istemiyorlar. Tüm kameralar, bütün ATM'ler yani bütün teknoloji aslında onların kontrolünde ve insanlar farkında olmadan her saniye izleniyorlar aslında. İnsanlar hep bu düzenin içinde kalsın istiyorlar. Diğer bir grupsa zaten kitaba da adını veren yolcular. Doğuştan başka alemlere geçme yetenekleri olan insanlar bunlar. Bana göre yani benim şahsi düşünceme göre bunlar aslında peygamberler, ermiş kişiler, bilim adamları, aydınlar falan olabilir. İnsanların bir şeylerin farkına varmasına, gözlerinin açılmasına, gerçeği görmesine neden olan, dolayısıyla tabulanın karşısında mücadele eden insanlar bunlar. Bu sebepten dolayı da tabula yüzyıllardan beri yolcuları aramakta ve infaz etmekte ve nihayetinde de tüm yolcuların yok edildiği sanılıyor. Diğer yandan soytarılar var. Benim kitapla ilgili eleştirebileceğim bir konu mesela bu. Soytarı adı. Soytarı adı bence gerek kitabın ruhuna gerek bu karakterlere çok yakışmamış. Daha böyle yakışıklı bir isim takılabilirmiş. Her neyse soytarılarda yolcuları tabuladan korumaya yemin etmiş olan, hayatının sonuna kadar bu uğurda mücadele eden, savaşma ve tabii ki de öldürme konusunda çok iyi eğitim almış kişiler. Bu koruma görevine kendilerini o kadar adamışlar ki gerekirse onlarla birlikte ölebilecek kadar bağlılar bu yeminlerine. Şimdi bu tanıtımı yaptıktan sonra kitabın konusu şöyle. Maya adında normal bir insan gibi yaşamak için geçmişinden kaçmaya çalışan bir soytarımız var. Fakat geçmişten kaçmak her zaman, hele ki böyle bir geçmiş söz konusuysa, mümkün olmuyor ve bir anda kendini gelişen olayların ortasında bulabiliyor insan. Kitaptaki büyük olaysa şu, az önce tüm yolcuların yok edildiğini söylemiştim ama hala hayatta iki yolcu kalmış olabileceği ihtimali çıkıyor ortaya bir anda. O halde o yolcuların korunması gerekiyor. Peki kim koruyacak? Tabii ki karakterimiz Maya. Fakat bu defa bir farklılık var. Tabula bu defa bu yolculara ulaşıp onları öldürmek değil, başka alemlere geçebilme yeteneklerini keşfetmek için onları araştırmak, onları kullanmak istiyor. Bu yüzden öldürmenin değil, onları yakalamanın derdine düşüyorlar. Yani özetlemek gerekirse bu kitapta tabula, yolcular, soytarılar arasındaki aksiyona bir an olsun düşmeyen mücadeleyi okuyoruz. Kitap hakkında şunları söyleyebilirim ki kesinlikle popüler olmaya, elden ele dolaşmaya, okunmaya layık bir kitap. Tabiri caizse patlamamış, gözden kaçmış. Son zamanlarda elimden düşüremediğim, bir solukta okuduğum kitaplardan biri oldu bu. Ve ben genelde bir sonraki sayfayı merakla çevireceğim, o aksiyonun hızının kesilmediği kitapları severim.
Bu kitap bu anlamda çok doyurucu bir kitaptı. Daha ilk sayfadan başlayan aksiyon kitabın sonuna kadar devam ediyor. Hani bazen bir polisiye, bir gerilim bile okuyor olsanız bazı yerlerde durağanlaşabilir, bazı yerleri sıkıcı olabilir. Bu kitapta bana bu hiç olmadı. Baştan sona kadar sürükleyiciydi. O yüzden elinizde varsa ama henüz okumadıysanız ya da bir sahafta falan rastlarsanız muhakkak edinin ve okuyun derim. Elbette bu göreceli bir durum. Herkes aynı şeyi beğenmeyebilir ama bu kitabı bence beğenirsiniz. Şimdi tüm bunları söyleyip ballandıra ballandıra anlattıktan sonra kötü haber, başta da söylediğim gibi satışı şu anda yok. O yüzden bu video bir duyuru videosu olsun aynı zamanda. Olur da bir sahafta ya da bir internet sitesinde falan serinin diğer kitapları Tabula ve Altın Kent'i görürseniz bana bir haber verin. Çünkü ilk kitabın etkisi hala tazeyken devamını da okumak istiyorum. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, bu videoda Kod Adı John 12 Hawks olan yazarın 3 kitaptan oluşan 4. Alem serisinin ilk kitabı Yolcu'dan bahsettim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.